Seko ne haber ya? Ya akşam ne içmişim öyle, hala başım ağrıyor ya. Nasıl geçti? Süper. Hatta bir ara Ahu geldi gitti, o bile keyfimi kaçıramadı. Ahu geldi mi ya? Hı, geldi. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır, ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Tatile falan mı gidiyorsun? Yok, kalıcı bir gidiş benimkisi. Ne? Ama gözüm arkada kalmayacak. Şirket sana emanet kardeşim. Bizim deliye de sen mukayyet olursun artık. Nasıl ya? Tamer Bey nerede? Onunla acilen konuşmam lazım. Selim, sen ilgilen istersen. Size de günaydın Elit Hanım. Kendisi gelmedi daha. Resmen işten kovdurtmuş beni ya. Ne? Patrona sözleşmeyle ilgili şart koymuş. Beni buraya transfer etmezse imzalamayacakmış. Kabul etmedim tabii. Onlar da beni işten kovdu. Bu nasıl bir egodur ya? Bu adam ne zannediyor kendini? Günaydın. Abi ne haber? Sizinle acilen konuşabilir miyiz? Beklerseniz konuşuruz. Bekleyemem, acil diyorum. Benim için değil. Selim hanımefendiye yol gösterirsin. Ben geliyorum. İnanılır gibi değil ya. Bak ben geliyorum, sakın bir yere kıpırdama, tamam mı? Geliyorum. Zeynep Hanım sana bir muvaffakatname verecekti. Gördün mü onu? He. Bir avukatına göster istersen. Orada hisse devri, tazminat miktarı, her şey yazıyor, incelesinler. Gerek yok. İmzaladım zaten. Sen bilirsin. Arkadaşlar artık biz oturup sakin sakin konuşalım mı bu konuyu? Bence sen bu işe karışma Peri. Aynı fikirdeyim. Ya siz delirdiniz herhalde. Siz bu işe birlikte başlamadınız mı? Yola birlikte çıkmadınız mı? Beraber başarmadınız mı bütün bunları? Ne bu şimdi böyle ilk kavgada hemen gemileri yakmak? Bu adam sana hayatını adamış Tamer. Hangi tazminat karşılayacak yani bunu? Nedir gerçekten ya? Değer mi böyle bir şeye? Sen bana karından, çocuğundan önce Seko'dan bahsetmedin mi? Benim kardeşimdir dedin. Beni en zor zamanında Seko'ya emanet etmedin mi sen? Hata işte. Kurda kuzu emanet edilmezmiş. Ne biçim konuşuyorsun Tamer? Saçmalama, ne diyorsun? Senin kafan yerinde değil bugün ha. Benden beter oldun iyice. Seko, sen onun kusuruna bakma, aslında öyle demek istemedim. Yok, gayet öyle demek istedim. Ne diyorsun ya sen? Ulan bu hayatta seninle paylaşamayacağım tek bir şey vardı. Sen gidip en çok onu istemişsin benden. Oğlum benim senden istediğim tek bir şey vardı. O da bu hayatta mutlu olmayı başarabilmen. Ama yapamıyorsun. Her şeyin var, her istediğin oldu ama yapamadın. O yüzden başkalarını da gidip suçlama. Ben yapabileceğim fedakarlıkları yaptım senin için. Senin bu aptallığın, seni görmeyen insanlardan sevgi dilenişin. Çocukken de böyleydin. O yetimhanenin kapısından kim girse koşardın. Hademesinden, öğretmenine, aşçısından, çalışanına, kim varsa her girene koşardın. Konuşurdun onlarla. Görsünler isterdin seni. Sevsinler. Hiçbirinin umurunda değildin biliyorsun değil mi? Hı? Sen sadece ayak altındaki bir çocuktun. Yatakhanedeki bir rakam. Ama sen yine de umutla, inatla o her kapıdan girene koşardın. Bazen aileler gelirdi. Çocuklara bakmak için. Sen en önde. Sessizce önlerinden geçip gülümserdin. Uslusun ya. Güler yüzlüsün. Seni sevsinler. Sorunsuzsun. Alsınlar evlerine. Yine olmayacak kardeşim. Sen yine gidemeyeceksin. Çünkü senin yerin yok o evlerde. O evler sana ait değil. O evler başkasına ait. Anlamıyor musun kardeşim?
Sadece benden intikam almak için seni kullanıyor, o kadar. İzin verme. Bana bir şey olmaz. Ama sen yıpranırsın. Yanlış hatırladığım bir şey var kardeşim. Beni o ailelerden isteyen çok oldu. Beni de, Meryem'i de. Defalarca kez. Her seferinde sorun çıkardık, vazgeçirdik onları. Yani biz gitmedik. Sen arkamızda yapayalnız kalma diye. Aptalsın sen. Aptal. Aptalsın oğlum sen. Zavallısın. Aptal gibi kullandırtıyorsun kendini. Farkında değil misin oğlum hala beni sevdiğini? He? Yoksa baştan beri amacın bu muydu lan? O yüzden mi destekledin Peri ile bizi? He? Baştan beri hedefine adım adım ulaşmak için mi? Kardeşimdin lan sen benim. Kardeşim. Güvendim oğlum ben sana. Kapımı açtım, kapımı. Ailemi, çoluğumu, çocuğumu emanet ettim oğlum sana. Hayvan herif! Tamer yeter ağa, yeter! Kardeşimdin lan sen benim. Babamdan beter çıktın, sattın beni. Konuşsana! Söylesene oğlum, bir şey söylesene. Ne söyleyeyim istiyorsun Tamer? Bir dakika, bir dakika. Yok öyle. Arkanı dönüp gidemezsin birader. Efendi gibi söyleyeceksin. Delikanlı gibi söyleyeceksin lan. Sattım seni diyeceksin. Sırtından bıçakladım diyeceksin. Söylemeyeceğim çünkü yapmadım. Yaptın lan! Yapmadım ulan! Daha fazla düşme gözümde çünkü yaptın. Oğlum, karımdı lan benim o. Nasıl yaparsın lan? Sen benim kardeşimdin oğlum. O benim karımdı lan, karımdı. Karım, karım. Sen nasıl öpersin lan Berin'i? Nasıl öpersin lan? Nasıl öpersin? Baba. Thank you.